tanısını nasıl koyacağız? Şimdi şüphelendik, hasta geldi. Hastamız geldi. İlk etapta akciğer filmi çekiyoruz. Bahsettiğimiz gibi bir akciğer filmi çektiriyoruz. Akciğer filminde %60-70 oranında tümörel lezyonları görme şansına sahibiz. Şüphelendiğimiz durumlarda tomografi çektiriyoruz. Yani bilgisayarlı tomografi. Yani akciğer filmi bize tabii ki bir fikir veriyor ama bunun daha ötesine geçip daha ayrıntılı bir film görmek istediğimiz durumlarda bilgisayarlı tomografi çekiyoruz. Yani tomografi çok ince kesitlerle belki filmde görülmeyen şeyleri tabii görmemize, biraz daha üç boyutlu algılayabilmemize yardım tabii ediyor. Bir tomografide ne kadar ışın vardır hocam? Şimdi son dönemde tartışmalı bir konu olduğu için tomografi dediğimizde büyük bir korku yayılıyor ama bir akciğer tomografisi çok ciddi bir erken tanı saptandığında hayatınızı kurtaracak bir şeydir. Bir tomografide kaç tane akciğer filmi kadar şey vardır? Yaklaşık 40 tane. 40 tane. Yani gereksiz çekmemek ama gerektiğinde kaçınmamak gerektiğinde gerekiyor. Gerektiğinde çekmek gerekiyor tabii ki. Bu sonuçta bu teknoloji insan hayatı için geliştirilmiş bir teknoloji. İhtiyaçtan doğmuş. İhtiyaç durumunda muhakkak çekilmesi gerekiyor. Yani bizim aldığımız doz eğer belli bir oranın üstünde değilse, belli bir sayının üstünde çekilmediği sürece insan vücuduna çok fazla zarar vermez. Bu kadar bir dozu vücut kendisi temizleyebilecek güce sahiptir. O yüzden mutlak çekilmesi durumlarında bir tümörel lezyonla karşılaştığımız zaman mutlak biz öneriyoruz tomografiyi. Bunu neden özellikle söyledim? Hani direkt akciğer filmi çektirmeyelim. Hocam tomografi çektirelim talebiyle gelen kişiler var. Bakınız bu tarama için ilk basamak değildir. Evet. Şüphe varsa çekilmesi gerekir. Her zaman kar zarar hesabı önemlidir. Bu tip teknolojiler ihtiyaçtan doğmuştur. Gerektiğinde lütfen çekilmesinden korkmayalım. Ama gereksiz yere de ben bunu çektireyim diye kesinlikle talepte tabii. bulunmamakta yani fayda var. Hiçbir zaman hiçbir hastama gereksiz yere tomografi istemem. Çünkü alacağı dozu da önceden söylediğim için hastalar bazen yani bunun ne kadar bir radyasyon dozu aldıklarını bilmedikleri için hastalarımız bazen kendileri talep edebiliyor. Doğrudur. O ama, açıdan aslında vurgulamak adına bunu söyledim. Yani tabii ki modern tıpta hekimin görüşüne göre bu tip uygun zamanda uygun tetkik. MR'ın yeri var mıdır hocam? MR'ın yeri var ama tomografi kadar değildir. Yani ilk sırada veya ikinci sırada değildir. Üçüncü sırada diye kabul edebiliriz. MR tümörün belli lokalizasyonlarına, belli yerlerinde yani akciğerdeki, göğüs kafesi içerisindeki belli konumlarında istenecek bir şeydir, tetkik yöntemidir MR. Onun dışında biz bu tetkiklerle şimdi tümör varlığını gördük. Ama hiçbir zaman o bölgeden alınmış bir örnek sonucunda mikroskopik inceleme yapmadan bunun bir tümör veya bir kanser olduğunu söyleyemiyoruz. 5 tane tip saydık zaten ve bu tiplerin ayırıcı tanısını yapmamız gerekiyor anladığım kadarıyla. Ne yapacağız peki hocam? Şimdi biz bu tümörü gördük. Benim ilk önerdiğim şey eğer akciğerin biraz önce de bahsettiğim gibi giriş bölgesindeyse yani damarlarının ve hava kanallarının giriş bölgesinde bir santral dediğimiz yani merkezi konumda bir tümörse ben bu hastalara bronkoskopi ile yapılan bir biyopsi öneriyorum. Bronkoskopi nedir? Bronkoskopi endoskopi belki hastalarımız daha çok bilirler. Daha çok bilir evet. Mideye ve yemek borusuna ve bağırsaklara işte ışıklı bir kabloyla diyelim. Fiber optik teknolojisiyle yapılmış bir alet. Bir tür kamera var yani. Kamera tabii. Bunun çok daha incesi yani bu mideye bakılan endoskopi aletinin çok daha incesini biz bronkoskopi olarak yapıyoruz. Bronkoskopi aleti endoskopi aletiyle birebir aynıdır. Daha incedir. Biz burada hastalarımızı uyutarak mutlaka uyutarak nefes borusu yoluyla oradan da hava kanallarına, yani bronş dediğimiz hava kanallarına akciğerin içinden bakmak, incelemek ve gerekirse o bölgeden biyopsi yani ufak bir toplu iğne başı kadar bir parça almak suretiyle yaptığımız bir işlemdir. Bu işlem riski var mıdır derlerse tabii ki her işlemin bir riski vardır. Hastaya yapılacak bir iğnenin de riski vardır. Bir damar yolunda riski var. Bunun da var ama bir ameliyat kadar riski yoktur. Yani ameliyat değildir bu. Özellikle hastalarımız bunu çok sorabilirler. Bu bir ameliyat değil. Ağız yoluyla veya burun yoluyla
nefes borusuna, oradan da hava kanallarına girerek bu işi hasta uyur pozisyonda, uyurken yaptığımız bir işlemdir. Dolayısıyla hastalarımız burada ne ağrı, ne sızı, ne acı hiçbir şey hissetmezler.